Genç arkadaşlarım hepinize kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu selamlar. Evet gençler ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hoş geldin. Bir önceki dersin sonunda demiştim ki buradaki notta kaldık ve bu not bizim için değerli. Bak trigonometrinin her videosuna başlarken kenarda aynı şeyi söylüyorum. Önemli arkadaşlar. Demek ki konu önemli lan. Tamam mı? Evet bu notta kaldık ve notumuza birazdan geçeceğiz. Dersimize başlayacağız. Zihnin her zamankinden daha da açık olsun. O çok sıkıntılı olan yerdeyiz. İndirgeme formüllerini işleyeceğiz birazdan. Şimdi öncelikle bölgeleri tanıyacağız. Bölgeleri tanımaya başlamadan hemen önce hadi hazırsan abone ol ve videoyu da lütfen beğen ve geçelim dersimize. Hadi gel. Evet nottayız. Kartezyen koordinat sisteminde x ve y ekseni üzerindeki sayıların hangi bölgelerde pozitif veya negatif olduğunu bilmeyen yoktur. Var mı bilmeyeniniz? x ekseni ne tarafta pozitif, Y ekseni ne tarafta pozitif, ne tarafta negatif bilmeyeniniz var mı? Yok değil mi? İşte bunu biliyorsan sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın nerede eksi, nerede artı olduğunu ezberlemek için bir neden ona tekerleme. Tekerlemeye ihtiyacın yok. Yani şu trigonometriyi bulan Mısırlılar şu tekerlemeleri duysalar var ya oturup içleri kan ağlar yani. Mezarlarında adamlar ters dönerler ya. Lütfen tekerleme mekerleme ihtiyacınız yok arkadaşlar siz akıllı adamlarsınız. Biz x ve y ekseninin nerelerde negatif nerelerde pozitif olduğunu gayet iyi biliyorsak eğer yukarıda x eksenine kosinüs ve y eksenine de sinüs ekseni de demiştik hatırlarsan. Bu hemen bir önceki videonun başında söylemiştik. Yaklaşık 14-15 dakika bunu anlatmıştım. Madem öyle x ve y hangi bölgede pozitif veya negatifse kosinüs ve sinüs de o bölgede aynı işaretidir. Bu kadar basit aslında. Mesela şimdi x'lerin pozitif olduğu yer şuralar değil mi? Bak bir şurası bir de x'in pozitif olduğu yer burası. Y'lerin pozitif olduğu yerde ne taraf? Bir şurası bir de burası. E şimdi bak x'lerin pozitif olduğu yerlerde kosinüsler de pozitif zaten. Yerlerin negatif, e, pozitif olduğu yerlerde sinüsler de pozitif zaten. E, geri kalan yerlerde hocam, e, geri kalan yerlerde zaten kosinüs yani x ekseni bu tarafta negatifti sol tarafta. E, Kosinüsler de negatif. E, y ekseni de alt kısımda negatifti o zaman sinüsler de negatif. Bak bitti. Ya hocam burada tamam hoş güzel bunu eyvallah da tanjant kotanjant ne olacak <laughs> ya o arkadaşım tanjant dediğimiz şey zaten sinüsün kosinüse kotanjant dediğimiz şey de kosinüsün sinüse oranı bir kere tanjant nerede pozitifse aha bu da orada pozitif olacak tanjant neg nerede negatifse aha bu da orada negatif olacak e şimdi sinüsün kosinüse oranı dedik ya e sen böl artıya artıya artı gelir bak tanjant ve kotanjant burada artı e hocam artıya eksiye böl e, eksi gelir eksi eksiye böl artı artıya eksiye böl ya da eksiye artıya böl eksi gelir. Demek ki tanjant ve kotanjant burada pozitif, burada negatif. Bak, herhangi bir tekerlemeye ihtiyacı var mı? Yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bilmem ne kara tahtasındaki bilmem ne falan filan gerek var mı? Yok. Tamam? Dolayısıyla tekerlemeye lüzum yok. Mısırlıları da mezarında rahat bırakın gençler. Yani adamları mezarında ters döndürmeye gerek yok. Görseler ağlardı bunlar, yemin ederim. Tanjantın hangi bölgede işareti neyse kotanjantın işareti de aynıdır demiştik. Tanjant sinüs bölü kosinüs olduğu için de burada tanjant ve kotanjantın işaretleri de ortaya çıkmış oluyor. Evet. Şimdi o zaman yukarı doğru çıkalım ve asıl olayımıza bakalım. İndirgeme formülleri. Şimdi burada indirgeme formüllerinde olaya başlamadan önce sana ufak bir uyarım var. Uyarım şu. Biz sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant hesaplarken daima bak bunu sakın unutma. Daima x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açıya bakmamız gerekiyor. Tamam? x ekseniyle yaptığı açıya bakacağız ve neden ismi bunun indirgeme formülleri? Çünkü hep dar açıya çevirmeye çalışacağız. Bak bu çok önemli. x ekseniyle yapılan dar açıya bakmamız gerekiyor. Şimdi güzel kardeşim. Burada Sinüs pi eksi a demiş. Benim şurada alfa derecelik bir açım var. Normalde, normalde x eksenine yapılan dar açı burası değil mi? Alfa. Ama benim gerçekte açım ne? E hocam burası işte. Pozitif yönlü açı pi eksi a. E tamam güzel o zaman sinüs pi eksi a'ya bakalım. Bir kere sinüs pi eksi a şuradaki açımız neydi? Alfaydı. Kaçıncı bölgede hocam burası? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs pozitifti. O halde burası sinüs alfanın ta kendisidir diyeceğim. Kosinüs ikinci bölgede negatifti. O zaman bu eksi kosinüs alfadır diyeceğim. Tanjant negatif olduğu için eksi tan alfa. Ve kotanjant negatif olduğu için de eksi kotanjant alfa diyeceğim ben buraya. Neye bakıyorduk? Hep dar açıya bakıyoruz tamam. Şimdi devam edelim mesela. Bu sefer alfa derecelik açımız şurada olsun. Alfa derecelik dar açı burada da. Bizim normaldeki açımız ne? Pi artı alfa. E tamam sinüs pi artı alfa. Benim yaptığım açı burada dar açım alfa derecelik açıydı unutma. Burası kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs negatifte eksi sinüs alfa. Kosinüs negatifte eksi kosinüs alfa. Tanjant pozitifti tan alfaya eşittir o zaman burası. Ve kotanjant da pozitifti kotanjant alfaya eşittir diyeceğiz burası. Geldim dördüncü bölgeye. Dördüncü bölgede x eksenleri yapılan dar açımız alfa. Ama burası ne? 2 pi eksi alfa. 2 pi'den çıkarıyorum bu sefer. E 2 pi dediğim şey aslında bakarsan sıfır değil mi? Sıfırdan alfayı çıkardım sinüs eksi alfa. Kosinüsten alfaya sıfırdan alfayı çıkardım burası da kosinüs eksi alfa. E burada hocam yine aynı şekilde sıfırdan alfayı çıkardım tanjant eksi alfa ve sıfırdan alfayı çıkardım kotanjant eksi alfa dedim. Şimdi geldim buraya. Kaçıncı bölgedeyiz hocam biz? Dördüncü bölgede miyiz? Dördüncü bölgede sinüs neydi negatif o zaman eksi sinüs alfadır burası. Kosinüs neydi? Pozitifti. E kosinüs alfa. E tanjant ve kotanjant da negatif olduğu için burası da eksi tan alfa ve eksi kotanjant alfa olacak dedik. Tamam. Demek ki bunlar x ile yapılan dar açıya bakacağız ve sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın hangi bölgede kaç derecelik açı yaptığı, hangi bölgede hangi işarete sahip olduğu bizim için önemli. Bu bir. Şimdi gelin dördüncü bölgeye bakalım. Dördüncü bölgede artık ya yani dördüncü bölgede mi? Dördüncü maddede bu sefer x ekseniyle yapılan dar açı verilmesin istiyoruz. E neresi verilsin? Y ekseniyle yapılan bir açıysa bu. O zaman ne olacak? Şimdi o zaman da şu olacak. İyi dinle. Şurası bizim için nedir? Alfa ise pi bölü 2 artı alfadır. Doğru mu? E doğru hocam. E şimdi o zaman ben şuraya beta desem. Bak buraya beta desem. Ben bu betayı nasıl bulurum? 180'den yani pi'den pi'den şuradaki pi bölü 2 artı alfayı çıkarırım. Pi bölü 2 artı alfayı çıkarırım. Güzel kardeşim. Çıkardığım takdirde de pi bölü 2 eksi alfa gelir. Şimdi ben pi bölü 2'den alfayı çıkardığım zaman bak burası 90 değil miydi? Pi bölü 2 değil mi? Pi bölü 2'den alfayı çıkarırsam betayı bulmaz mıyım? Bulurum değil mi? Bak çok güzel. E neyi buluyoruz biz? Betayı buluyoruz. Şimdi zaten olay şu. Birbirinin tümleri değil mi bunlar? E, pi bölü 2 eksi alfa evet beta'ya eşit. O zaman ben diyorum ki sinüs pi bölü 2 artı alfa varsa pi bölü 2'ye eklendiyse bak isim ne oluyor? Değişiyor. Alfa iken beta oluyor. Şimdi o zaman ben artık pi bölü 2'den alfayı çıkarınca beta oluyorsa beta'ya eşit oluyorsa ben şunu da biliyorum. Sinüs 40 eşittir kosinüs 50 değil miydi? E bu nedir? Normalde Pi bölü 2 eksi 40'tır hocam. Aa tamam o zaman madem bu böyle demek ki sinüsler kosinüs kosinüsler sinüs olacak. O halde pi bölü 2 artı alfayı ben nasıl düşüneceğim? Kosinüs diye düşüneceğim. Kaçıncı bölgede çalışıyoruz? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsümün işaretini artı. O halde burası kosinüs alfadır. Kosinüsümün işaretini eksi. O zaman burası eksi sinüs alfadır. Tanjant negatifti. Ekti, eksi kotanjant alfa. Kotanjant negatifti eksi tanjant alfa dedim. Ulan dilim sürçüyor ya lan bunları konuşurken. Allah Allah bir değişik. Kaçıncı bölgedeyiz? Üçüncü bölgede. Yine 3 pi bölü 2 de pi bölü 2'nin tam karşısı değil mi? Yatay eksen. Bak dikey eksen. Bak tam karşısı. O zaman aynı muhabbet bunda da geçerli olacak. Demek ki pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'yi ekleyip çıkarırken isim değiştireceğiz. Sinüsler kosinüs olacak demiştik. Üçüncü bölgede sinüs neydi? Negatif. O zaman burası eksi kosinüs alfadır. Kosinüs de eksiydi. Eksi sinüs alfadır. Tanjant pozitifti. O zaman burası kotanjant alfa olur. Kotanjant pozitifti. O zaman burası tanjant alfa olur. Kimse kusura bakmasın. Şimdi o zaman son olarak 6. kuralımıza bakalım. 4. bölge için çalışıyoruz artık. 4. bölgede ne yapacağız? E hocam sinüs negatifti. Eksi kosinüs alfadır o zaman burası. Kosinüs pozitifti. O zaman artı sinüs alfadır. Tanjant negatif olduğu için eksi kot alfa ve kotanjant negatif olduğu için eksi tan alfadır diyeceğiz biz bunlara. Yani şuradaki açımız neyse ona göre iş yapacağız. Tamam mı? Kafamıza göre iş yapmayacağız. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçtik. Şuradaki alıştırmaları bir yapalım da herkesin beyni bir açılsın. Pi'den çıkarmış, 180'den. Kaçıncı bölgeye düşer? 180'den bir açı çıkardığım zaman ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüs neydi? Negatifti. O zaman bu burası eksi kosinüs x'tir. Eksi pi eksi x demiş. He, şimdi, şimdi, içerisinin tamamının eksi olduğu bir durum var. O zaman şuraya bir daha el atalım biz. Olur mu? Buraya bir daha el atalım. Şu kısım vardı ya, şu kısım. 3, 3 numara. Bu aslında bizim için değerli biliyor musun? Çünkü burasında artık biz fonksiyonlarla alakalı yorumda yapabiliriz. Mesela şöyle bir olay var hatırlıyor musunuz? Sin kusar, kosta yutar. Böyle bir tekerlememiz de vardı biliyorsunuz değil mi? Bu sinüsün kusmasının yani içindeki eksiği bak dışarı atmış. Kosinüs de içindeki eksiği bak kaybetmiş. Sinüsün kusmasının ve kosinüsün yutmasının sebebi ne? Hocam çok basit. Öyle kustu yuttu muhabbeti olmaz. İnsan mı bunlar adam mı ki bunlar bir şey kustun veya bir şey yutsun öyle kusmaca mı yutmaca yok. Çok basit. Hocam sinüs fonksiyonu tek fonksiyondur. Kosinüs fonksiyonu da çift fonksiyondur. Bundan kaynaklıdır ki eğer ki fx fonksiyonu sinüs x ise f eksi x fonksiyonu sinüs eksi x fonksiyonuna eşittir ve tek fonksiyon olduğu için de eksi sinüs x'tir. Yani eksi fx'e eşittir. Bak ne oldu? tek fonksiyon hatırla içerisine eksi x yazınca bu fonksiyonun eksilisine eşit oluyorsa tek fonksiyon diyorduk. Tek fonksiyon olduğu için buradaki eksi artık dışarıdaymış gibi oluyor. O eksi o eksi değil aslında. Peki hocam kosinüs fonksiyonu o da çift fonksiyon. Dolayısıyla f eksi x ya da şöyle diyelim fx fonksiyonumuz eğer ki kosinüs x ise f eksi x fonksiyonumuz kosinüs eksi x'tir ve kosinüs çift fonksiyonu olduğu için bu da kosinüs x'in ta kendisidir yani f Yani sen f fonksiyonunda eksi x'i yerine yazdığın takdirde bu f e eşit oluyor. İşte bundan kaynaklıdır ki kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. Şimdi geldim buraya. Ne demiştik? Eksili yani ben bunu şöyle yazabilir miyim? Kosinüs eksi parantezinde pi artı x diye yazabilir miyim? Yazarım. Bu eksiyi kosinüs yutacak değil mi? <laughs> Aynen. Çift fonksiyon olduğu için kosinüs pi artı x olacak artık burası. 180'e eklediğim için 3. bölgede kosinüs negatiftir. Eksi kosinüs x olacaktır. Cepte. Pi'den x çıkmış. 2. bölgeye tekabül eder ve sinüs 2. bölgede pozitiftir. Sinüs x'e eşittir. Sinüs tek fonksiyon olduğu için eksiyi dışarı atacaktır şu şekilde eksi sinüs pi artı x olacaktır. Burası artık 3. bölgede 180'e eklenmiş. 3. bölgede sinüs negatif olduğu için eksi eksi sinüs x'e eşit olacaktır. Eksiler giderse sinüs x'in ta kendisidir diyeceğiz burası. Tanjant pi artı x. 180'e eklemiş 3. bölgede tanjant pozitif olduğu için tanjant x'tir diyeceğiz buraya π bölü 2 artı x demiş tanjantın içerisine isim değiştirip kotanjant olacağı kesin. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi kotanjant x'tir diyeceğim. Yine aynı şekilde pi bölü 2'den çıkarmış isim değiştireceği kesin. Tanjant x olacağı da kesin. Ve birinci bölgeye düşer 90'dan bir e, sayı çıkardığımız zaman. Dolayısıyla birinci bölgede tanjant kotanjant e, pozitif olduğu için bu da tan x olarak kalır. 3 pi bölü 2 şuradaki açımızdır. Ve bir açı eklersem dördüncü bölgeye düşer. Dördüncü bölgede tanjant negatif olduğu için eksi kotanjant x, x bölü 2'dir diyeceğiz bu kısmada. Bak ne dedi ki unutma. 3 pi bölü 2 ve pi bölü 2 de isim değiştirir. 3 pi bölü 2 eklemiş yine kosinüs olacak ve sinüs dördüncü bölgede negatif olduğu için eksi kosinüs x'tir diyeceğim ben bu ifadenin eşitine. Evet gayet güzel bir alıştırma oldu. Şimdi devam edelim 23. örneğimizdeki diğer alıştırmalarımıza bir kademe uzaklaşalım. Hepsini sığdırmamız mümkün mü? Değil o zaman yavaş yavaş yapalım. Şimdi sinüs 220 derece. Ben bunu sinüs 180 artı 40 biçiminde yazabilirim. Üçüncü bölgededir kendisi. Eksi sinüs 40'a eşittir o halde. 181 de aynı şekilde sinüs 180 artı 1'dir. Üçüncü bölgede eksi sinüs 1'e eşit olacaktır deriz. Geldim buraya. Kosinüs 220. Yine Yukarıdaki gibi 180'e eklerim. Üçüncü bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kosinüs 40'tır derim. 272 bunu nasıl yazalım? Kosinüs e, 270 derece artı 2 derece. Tamam. E şimdi üçüncü bölgede değil dördüncü bölgede isim değiştirecek sinüs olacak. Kosinüs dördüncü bölgede pozitif olduğu için sinüs 2'dir diyeceğiz bu da. Kotanjant 315. Aslına bakarsan kotanjant 360 eksi 45'tir yazarım ben buraya. İsim değiştirmem. Dördüncü bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi kot 45'tir derim. Daha sonrasında sinüs 562. Hemen 562'nin esas ölçüsünü bulmamız gerekir. 360'a böldüm. Bir defa var. 360 çıkardım. Kalan 202. E şimdi 202 derecelik açı. Demek ki aslında burası 202 dereceymiş. E ben 180'e 22 ekleyerek, ekleyerek bulabilirim bunu. 180 artı 22 dedim. Bu da sevgili arkadaşlar 3. bölgede sinüs negatif olduğu için eksi sinüs 22'ye eşittir diyebiliriz. Tanjant 360 aslında tanjant eksi 60 dereceye eşittir. 360 eksi 60 ya da 0 eksi 60'dan eksi 60 gelir. E, tanjant da tek fonksiyondu sinüs bölü kosinüs olduğu için bunu dışarı atı verirsek ne olur? Eksi tanjant 60 derece olur burası. Kosinüs 350 aslında kosinüs eksi 10 derecedir ve kosinüs çift fonksiyon olduğu için kosinüs 10'a eşittir burası. Kosinüs 340 da kosinüs eksi 20'dir ve yine kosinüs çift fonksiyon olduğu için kos 20'dir deriz. Tanjant 240, tanjant 180 artı 60'tır derim. Üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için direkt tan 60'a eşittir diyebiliriz. Sinüs 300 aslına bakarsan sinüs eksi 60'tır ve sinüs tek fonksiyonu olduğu için eksi sinüs 60'tır diyebilirim. 352 kotanjant o zaman eksi 8'dir derim. Çünkü 8 derece kalmış artık 360 olmasına. Bu da tek fonksiyonu olduğu için yine tanjant gibi eksi kotanjant 8'dir derim. Sinüs 135 sinüs 180 eksi 45'tir. İkinci bölgeye düştü. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için sin 45'in ta kendisidir. Sinüs 301 aslında sinüs eksi 59'dur. Ve sinüs tek fonksiyon olduğu için eksi sinüs 59'a eşittir burası. Kosinüs 170, kosinüs 180 eksi 10 diye yazılabilir. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kosinüs 10'dur derim. Kosinüs 172 de aynı şekilde kosinüs o zaman eksi kosinüs 8'e eşittir diyebilirim değil mi direkt? Yani 170 ve 172 arasında bunu yapabiliriz. Pekala tanjant 210. Hocam bu da tanjant 180 artı 30 diye yazılabilir. Bu da bana neyi verir? Eksi tanjant artı tanjant. Özür dilerim. 3. bölgeymiş. Tanjant 30'u verir diye derim. Tanjant 465. Hemen 360 çıkaralım bundan. 465'ten 360'ı çıkarırsanız 105 gelecektir. Yani aslında burası 105 dereceymiş. Pekala ben bunu nasıl yazarım? Tanjant 180 75 yazarım. Ve ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi tanjant 75'tir diyebiliriz. Kotanjant 175 ise kotanjant 180 eksi 5 yazarım. Ve ikinci bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi kot 5'e eşittir. Hemen 582'den 360'ı çıkarıverelim arkadaşlar burada da. 222 gelir. Demek ki kotanjant 222 arıyoruz. Ben bunu kotanjant 180 artı 42 biçiminde ifade ederim. Üçüncü bölgede kotanjant pozitif olduğu için kot 22 eşittir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar bunların. Evet böylelikle artık sol taraf e, gayet cap canlı bir görüntüye sahip oldu. Hemen şuradaki 4 tane örneği de çözüp dersimizi noktalayabiliriz. 24. örnekteyiz tanjant 80x ise tan 170 artı tan 260 bölü tan 315 eksi tan 280 ifadesinin x türünden eşiti soruluyor bize. Şimdi tanjant 170 dediğimiz ifade aslında bakarsanız tanjant 180 eksi 10'dur. Ki bu da eksi tanjant onun ta kendisidir. Bu cepte. Tanjant 260 da aslına bakarsan tanjant 270 eksi hatta 270'i boş verin. 180 artı 80'dir derim. 180 e ekledim isim değiştirmeyeceğim. Üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için tan 80 oldu burası da. Tanjant 315 dediğimiz şey tanjant eksi 45 derecedir. Ve tek fonksiyon olduğu için eksi tan 45'tir burası. Ve tanjant 280 dediğimiz şey ise şudur. Tanjant e, 270 demeyelim de artık 80 daha 160 360 olacağı için tanjant eksi 80'dir. Ve bu da eksi tanjant 80'e eşittir diyelim. Arkadaşlarım tanjant 80 x ise şu tanjant 10 kotanjant 80'dir. Biliyorsun ki tanjant ve kotanjant birbirinin çarpımsal tersi olduğu için eğer tanjant 80 x ise kotanjant 80 1 bölü x'tir. Önündeki ile birlikte eksi 1 bölü x'tir diyebilirim. Daha sonrasında arada ne var? Artı var. Artı dedim tanjant 80'in biz x olduğunu zaten biliyoruz. Bölü alt kısımda eksi tanjant 45 yani eksi 1'imiz mevcut ve eksi tanjant 80'imiz yani eksi x'imiz mevcut. Eksi x eksi 1 geldi alt kısımda. Şimdi güzel kardeşim bak X'de x ile x'i çarptım x kare 1 eksi 1 ekledim ve x'e böldüm alt kısımda da eksi parantezinde x artı 1'imiz mevcut üst tarafta şuraya 2 kare farkı uygularsan x eksi 1 çarpı x artı 1 olacaktır alt kısımda x'imiz var ve daha sonrasında bölü eksi parantezinde x artı 1'imiz mevcut ben burada x artı 1'leri götürecek olursam Eksiyi de yukarı, yukarıda herhangi bir yere taşıyabilirim. Böylelikle eksi parantezinde x eksi 1 bölü x bana cevabı verir diyebilirim. Evet güzel oldu sorunun çözümü. Devam edelim 25. örneğimizde. Tanjant x eğer 5 ise tanjant pi bölü 2 artı x. 90'a eklemiş bir kere isim değiştirecek. Kotanjant x olacak. İkinci bölgeye düştüğü için de eksili olacak. Üçüncü bölgeye düşmüş isim değiştirmeden direkt tanjant x'tir diyeceğiz. Önünde de eksi var unutmayalım. Şimdi şuraya bakın. Ben içerinin eksiyle çarpıldığını düşünüp eksiyi dışarı atacak olursam eksi tanjant 3 pi bölü 2 eksi x derim. Burası kaçıncı bölgeye düşüyor? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjant pozitifti. isim değiştirir. Kotanjant x olur. Önünde de eksisini unutmayın. Artı şuraya bakın. Yine eksiyle çarparsam içeriye eksiyi dışarı attım. Eksi tanjant pi eksi x geldi. Pi'den çıkarmış isim değiştirmeyecek. Yine tanjant olacak tanjant x ama ikinci bölgede olduğu için eksi tanjant x olacak. Eksi eksi artıyı verdi bize. Burası da artı tan x oldu. Şimdi üst tarafa baktığımız zaman tanjant x'in 5 olduğunu biliyoruz. Yani şurası 5. E kotanjant x nedir? Hocam 1 bölü 5. Yani eksi 1 bölü 5 artı e, eksi 5 var. Alt tarafta ne var hocam? Kotanjant x ama eksilisi. Yine eksi 1 bölü 5 bu sefer artı tanjant x olduğu için 5'imiz var. Üst tarafta 5 kere 5 25 bir ekledim 26 bölü 5 gelirken alt tarafta 5 kere 5 25 bir çıkardım 24 bölü 5 gelir. Bölü 5'leri sadeleştirirsek 26 bölü 24'ü de 2 ile sadeleştirdiğim takdirde 13 bölü 12'nin ta kendisi gelecektir. Cevabımız budur deriz. Ve 26. örnek demiş ki bize x artı y 90 derecedir demiş. Eyvallah. Pekala Sinüs pi bölü 2 artı x. 90'a eklemiş isim değiştirecek. Kosinüs x olacak. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için bu da pozitiftir diyeceğim. Artı. Kosinüs pi eksi y demiş. 180'den çıkardığı için isim değiştirmeyecek. Dolayısıyla ikinci bölgede de negatif olduğu için kosinüs önünde bir eksi gelecekti. Ben o eksiyi şurasıyla tölere ettim. Yani üst taraf cos x eksi cos y ye geldi. Şimdi geldim alt tarafa. İsim değiştirir ve kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için eksi sinüs x olur burası. 2 pi'den çıkarmış. İsim değiştirmeyecek. Dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için burası da eksi sinüs y olacak. Önündeki eksiyle beraber burası da artıdır diyeceğim. Şimdi üst taraf cos x eksi cos y oldu. Alt tarafta da sevgili arkadaşım sin y eksi sinüs x olmuş oldu. Şimdi güzel kardeşim bak. Kosinüs x, x ile y'nin toplamı 90 olduğu için bu açılar birbirinin tümleri olduğu için aslında sinüs y'ye eşittir. Kosinüs y de sinüs x'e eşittir. Üst tarafta sin y eksi sin x var. Alt tarafta sin y eksi sin x var. O zaman bunların oranı nedir? Tabii ki de birin ta kendisidir. Tamam güzel kardeşim. Böylelikle biri de bulduk ve 27. örneğimize bakalım şimdi. Diyor ki bana 27. örnekte x artı y yine 90 derece yani bu açılar birbirinin tümleri diyor. Sinüs 2x artı y ve kosinüs x artı y ifadesinin eşiti sorulmuş. Bir kere ben şunu sinüs x artı y artı x biçiminde yazarım. Yandakini de kosinüs x artı y artı y biçiminde yazarım. Bana kimse karışamaz. Neden? x artı y'lerin 90 olduğunu kullanabilmek için bunu yaparım. Başka bir amacım yok. Tamamen iyi niyetti. O halde artık burası sinüs 90 artı x oldu. Yan tarafta kosinüs 90 artı y olmuş oldu. 90'a eklemişiz isim değiştirecek kosinüs x olacak sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için kos x olacak. 90'a eklemiş isim değiştirecek sin y olacak ve kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için eksi sin y olacak. Ve dikkat et x de y'nin toplamı 90 sa kos x tabii ki de sin y'ye eşittir. Sin y'den sin y'yi çıkarırsak doğru cevabın 0 kalması gerektiğini de gönlümüzün rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet artık şöyle çalışılmış ve iyice o çalışmanın e, verdiği gazla yoğrulmuş sayfamıza uzaktan bir bakacak olursak sevgili arkadaşlarım gayet motive edici bir sayfa. Artık diğer sayfamıza geçeceğiz sevgili arkadaşlarım. Diğer sayfada ise örnek 28'den başlayacağız. Artık sinüs teoremi, sinüs alan teoremi, sonra kosinüs teoremi diye devam edeceğiz. O sayfalarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki de bol bol matematik çalışmayı lütfen ama lütfen unutmayın.